Ay maşallah, ne yedi, ne yedi. Mustafa, hı. Anan lokmalarını sayar. Vallahi sayamıyorum. Mesela matematiğim yetmiyor. Tabii, anca parmak hesabı biliyorsun. Parmak hesabı mı? Ben bile parmak hesabı yapmıyorum. Yapma be. Ne yapıyorsun? Kafadan. Annem bana çarpım tablosunu öğretti. Dedi ki okula giden çocuklar bile bilmiyormuş. Ama artık ben de babamla okula gidebilirim değil mi Asya abla? Nasıl olsa buradayız. Asya, şu yangaz arayıp dürt bakayım. Uyansınlar işe geç kalıyla. Ha. Şu nefes alma bir bak bakayım. Müsaitse bir şey konuşacağız. Nefes Hanım, bak ayrım da gece gece silahlı adam avlama işi seni epey yormuş. Uyumadın mı sen bütün gece? Gözaltların çökmüş. Tahir'in sözlenmesi mi uyutmadı seni? Ne alakası var Asiye abla? Ama meraklanma, o da sabaha kadar dolandı durdu senin gibi. Sanki evde fare vardı böyle tikir 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 tikir. O benden nasıl kurtulacağını düşünürken dolanmıştır. Nisan. He Asiye abla, diyorum. Müsaade var mıdır? Buyur Mustafa abi. Yenge sen yetin yanına in, ananla yalnız kalmasın. Buyur Mustafa abi. Bunlar Vedat'la çatıştıkları akşam ben Eyşan abi söz verdim. Karakola gitmeme sözü, Vedat'ı şikayet etmeme sözü. Polise gittin mi gittin. Vedat seni yaraladığı için polise gitmeme sözü verdin. Senin sözünle benim alakam yok. Ben bana yaptıkları için Vedat'ı şikayet ettim. Ya alakalı alakasız adam içeride mi içeride da? Bu avukat Esma'ya vekalet vermiş miydin? Karakola birlikte gittik. Şikayet ederken de yanımdaydı. Ama vekalet vermedim. Bugün Tahir seni notere götürsün. Avukat Esma bir vekalet çıkartın. Sen Gürcistan'a vardığında sağ salim o da şikayetini çeker Vedat'la çıkar içeriden. Nefes Hanım. Ben bir söz verdim tutulacak. Tahir üstüne düşeni yaptı sözünü tuttu. Şimdi sıra sende. Doğru. Tuttu sözünü. Beni Rusya'ya kaçırman karşılığında gitti sözlendi. O benim abimle aramdaki mevzu. Seni hiç alakadar etmez. Sen de üstüne düşeni yap. Sözünü tut. Vedat'tan uzakta çocuğunla yeni bir hayat kurmanı garanti edeyim. Sadece Rusya'ya kaçıp yeni bir hayat kurmanı sağlamam. Üstüne 50.000 dolar da para ver. Benim paraya ihtiyacım yok. Kendi hayatımı kendim kurarım ben. Nah kurarsın. Abi, sen bir in aşağı ben geliyorum. Tamam koçum. Öğleden sonra gelip sizi alacağım. Pasaport için fotoğraf çekilmeye gideceğiz. Oradan da vekalet alıp Esma'ya gideceğiz. O parayı da alacaksın. Konuşma. Paranı, pasaportunu al, çık git hayatımdan. Defol!